Vermek istediğim başka bazı bilgiler var. Tüm uluslararası uçuşları risk görerek hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcumuzu kontrolden geçirdik. Deniz giriş noktalarında ise termal taramadan geçirilen yolcu sayısı 15.200 olmuştur. Kara hudut kapılarımızda termal kamera kontrolünden geçirilen 189 bin yolcudan 1.103'ü kurduğumuz Sahra hastanelerinde gözetim altına alınmış, 189 kişi hastaneye sevk edilmiştir. Umre'den dönen vatandaşlarımız önce sağlık muayenesiyle evlerinde izolasyona alınmış, son dönemde gelen sayının yüksekliği ve özellikle Umre'den gelen bir vakada pozitif görülmesi üzerine gece gelecek olan Umre'den vatandaşımızı artık evlerinde değil, boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli odalarda izole edilmelerine vaka görüldükten sonra hızla karar verdik. Uçuş yasağının neredeyse tüm Avrupa'yı kapsaması sebebiyle buralarda çeşitli sebeplerle bulunan vatandaşlarımız da ülkemize getiriyor. Yine yurtlarda izole ederek 14 günlük süreyi gözlem altında geçirmelerini sağlıyoruz. Halen toplamda 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz. Tüm dünyada ülkelerin en hayati gündem maddesi haline gelen COVID-19 hastalığı ve benzeri pandemilerle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nün ısrarla dikkat çektiği, adeta güvence olarak gördüğü iki nokta var. Mücadelede güvence değeri taşıyan bu iki unsur, kapsamlı bir sağlık sistemi ve bunun beraberinde getirdiği güçlü bir liderliktir. Devletimizin bu iki hayati güce sahip olduğuna milletimizin inancı tamdır. Vatandaşımızın bu sağduyusunu zayıflatmayı, paniğe yol açmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu da maalesef gözlüyoruz. Uydurma haberler, sosyal medyadaki bazı mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak sınırları dışındadır. Bunlarla mücadelede bize lütfen yardımcı olun. Millet temsilcilerine güvenecektir. Şimdi de hastanelerimizin durumuna, sağlık altyapımıza değinmek istiyorum. Hastalığın ülkemizde yayılarak bir salgın halini alması durumunda kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 13.211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25.466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu. Son zamanda art arda açtığımız şehir hastanelerine rağmen yatak sayımız Avrupa ve OECD ortalamalarının altındadır. 10.000 kişiye 28 yatak düşmektedir. OECD ortalaması 40'tır. Yoğun bakım yatak sayısında ise şanslı durumdayız. Erişkin ve çocuk yoğun bakımlar dahil 100.000 kişiye Almanya'da 29, İtalya'da 13, Fransa'da 12 yoğun bakım yatağı bulunuyor iken ülkemizde bu sayı 40'tır. Hastanelerimizde toplam 99.797 hasta odamız tek kişilik olup gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. Fiziki ve teknolojik altyapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız. Vatandaşlarımızın hastalıkla ilgili tereddütlerini gidermek ve şikayet ortaya çıkması durumunda onları yönlendirmek ve gerektiğinde bazı hizmetleri de vermek üzere 184 SABİM korona hattını devreye soktuk. 184 SABİM aynı zamanda sesli yayın sistemine de sahip. 500 çağrı personeli ve 100 sağlık personelimiz burada görev yapmaktadır. Buradaki algoritma da bilim kurulumuz tarafından geliştirilen bir algoritma olduğunu da ifade etmek istiyorum. Hastalığın teşhisinde güvenilir ve hızlı sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. Amerika'ya 500 bin tanı kiti siparişi aldık ve verdik. Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan
yerli tanı kiti kısa süre içinde rağbet görerek başka ülkelere de bu şekilde satılmış oldu. Yedisi İstanbul'da olmak üzere farklı illerimizde bugün itibariyle 18 laboratuvarımızda tanı koymak üzere analiz yapıldığını söylemiştim. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız. Ayrıca özellikle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde yarın sabah itibariyle olma ihtimalini yüksek gördüğümüz hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen tarama amaçlı olan bu tanı kiti içinde bütün illerimize vererek pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulamak üzere bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı sabah itibariyle bugün kargoya verilip yarın da geleceğini buradan müjdelemek istiyorum. Bugüne kadar şu an 10 bini geçen test yaptık. Fakat önümüzdeki günlerde bu test sayımızı çok artacağını düşünüyoruz. Çünkü görülen vakaları tarama durumunda özellikle oluyoruz. Filyasyon dediğimiz bulaşıcılığını araştırmak üzere, tetkik etmek üzere yaygın saha araştırmaları yapıyoruz. O nedenle önümüzdeki günlerde bu taramaların çok yoğunlaşacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Hedefte günlük en az 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz.